Evet, Antalya'da turumuza devam ediyoruz. Bahçeli evlerdeyiz. Antalya deyince ne akla geliyor? Portakal, mandalina, turunçgiller. Benim de canım bir tatlı çekti ki. Duydum bir Fatma Hanım varmış. Ev kadını ve diyor ki ben para kazanacağım. Başlıyor reçeller yapmaya. Ben de onu ziyarete geldim. Onun reçellerinden yiyeceğim. Size böyle enerjisini göndereceğim. Bakalım tadı nasılmış. Merhaba Fatma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şöyle ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Tamam. Çünkü Fatma Hanım örnek bir kadın. Örnek bir kadın. Neden biliyor musunuz? Yaş kaç? 57. 57. Tak diye söylediniz. Genelde söylemez diyorsunuz. 57 yaşında ve reçel yapıyormuş evde. Evet. Değil mi? Reçel yaparken önümde gördünüz. Kendini bir iş sahibi olmuş. İlk bu reçelleri ben alacağım. İşte dükkanda çalışacağım. Dükkan açacağım. Satacağım deyince ne dedi eşiniz? Eşim hiç istemedi. Ne dedi? Bu işi yapamayacağımı söyledi. İsmi ne eşinizin? Kerim. Kerim Bey. Şimdi ne diyorsunuz? Paralar geliyor. Aile geçimine evet, katkıda bulunuyorsunuz. Bulunuyorum evet. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum artık en azından. Koca yaptığım şeyden çok mutluyum. Ne yapıyordu eşiniz reçellerle? Ya o satılamayacağını söylüyordu. Ben de pes et diyordu bu. Yani evet yapma diyordu. Akşam reçelleri diyor muydu? Kavanozları balkondan aşağı atacağım diyordu. Ondan peki. Sonra bir ay sonra bir toplantı oldu İstanbul'da. Seminer gibi. Reçellerimi oraya götürdüm. Hep satıldı. Hepsi satıldı. Bak nasıl bildik. Peki bu parayla ne yaptınız? Eşime ödedim, ödememi yaptım. O eşe borç mu vardı? Evet. Eşler arası borç oluyor demek ki. Çiçeklerimi falan o almıştı. Bu çocuk var mı? İki tane kızım var. Allah bağışlasın. İkisi de evli. Küçük kızımı üniversitede Edirne'de okuttum. Ben bu ürünleri. Reçel yaptım. Parasıyla bakın. Evet. Vişne reçeli, portakal reçeli, reçel parasıyla. Evet, kızımı üniversitede okuttum. Ne diyorsunuz? Bu Türkiye için faydalı bir şey değil mi? Mikrokrediden ilk paramızı aldınız. Evet. Öyle değil mi? Evet. İlk yaşımızdan sonra ilk. Evet, mikrokredi. Aldım. Evet. Ondan sonra şekerlerimi aldım, meyvemi aldım. Eşim o zaman tabii ödeyemedim. Evet. Bir zaman ondan geçti. Sonra, ondan sonra evet, ödedim. Evet, ondan sonra. Hemen şunu alalım. Şu anda evinde oturup bizi seyreden ev kadınlarına. Yaş 57 olabilir, 67 olabilir. Bunu 80 yaşıyor. Bile olabilir. 80 bile olabilir. Ben mikrokredide çok kadınlar tanıyorum. Ne tavsiyeniz var? Hemen alalım. Pes etmesinler bir. Pes etmesinler, devam etsinler. Mutlaka başarının karşılığını alacaklar. Nereden başlasınlar? Arasınlar mı mikrokrediyi? Tabii ki arasınlar. Çok kolay mı mikrokredi? Alo, merhaba. Ben Özlem Denizmen. Reçel yapmak istiyorum. Evet. Bana ihtiyacım var. Para ihtiyacım var. 1000 lira. 1000 lira. 1000 lirayla başladım. Sonra 1200. Şimdi 1500. Öyle devam ediyorum. Bana diyorlar ki 1000 lirayla iş mi olur Özlem? Oluyor. Çok güzel işler oluyor. Aynı zamanda ben mantı yapıyorum. El açma börek yapıyorum. İçli köfte yapıyorum. Bunları da pazarlıyorum. Ama bunları birçok Türk kadınımız çok maliyetli. Herkes yapıyor. Herkes yaparsa nasıl satacaksınız? Ben burada çalışıyorum. Burada çalıştığım yerde yapıyorum. Fark yaratıyorsunuz. Tabii ki. En güzel mantı sizin mi? Evet. Reçel altı mantı. O yaptıysa, Fatma Hanım yaptıysa neden siz de yapamayın? Hadi bir el sallayalım bütün ev kadınlarına. Aynen.